Merhaba gençler, bu dersimizde konumuz canlıların sınıflandırması olacak. Sınıflandırmanın temel ilkelerini göreceğiz. Dünya üzerinde milyonlar çeşit canlı bulunmaktadır. Bu canlıların benzer ve farklı olan özellikleri vardır. Dolayısıyla her bir canlıya ulaşmak kolay değildir. Bu anlamda e, canlıların benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılması her bir canlıya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Canlı türlerinin farklı veya benzer özelliklerine göre sınıflandırılmasına biz taksonomi adını veriyoruz. Günümüzde yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin canlı türü belirlenmiştir. Hala tabi belirlenmeyen canlı türlerde mutlaka bulunmaktadır. Canlıları ilk olarak M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı bir filozof olan Aristo sınıflandırmıştır. Aristo sınıflandırma yaparken iki temel özelliği dikkate almıştır. Bunlardan bir tanesi canlıların dış görünüşleri, bir diğeri ise canlıların yaşadıkları ortamdır. Aristo bu iki özelliği dikkate alarak canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki gruba ayırmıştır. Ee, yine bitkileri kendi içerisinde ot, çalı ve ağaç şeklinde gruplandırmış. Hayvanlar da kendi içerisinde suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada uçanlar şeklinde gruplandırmıştır. Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya yapay yani ampirik sınıflandırma adını veriyoruz. Ee, Aristo'nun yaptığı sınıflandırma yaklaşık 2000 yıl boyunca bilim insanları tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde ise kullanılmamaktadır. Günümüzde doğal yani filogenetik sınıflandırma kullanılmaktadır. Peki doğal yani filogenetik sınıflandırmada hangi özellikler dikkate alınıyor? Onlara da bir bakalım. Doğal filogenetik sınıflandırmada embriyonik köken yani orijin benzerlikleri, homolog organ sayıları, fizyolojik ve anatomik benzerlikler, embriyonik gelişim benzerlikleri, protein benzerlikleri, hücre yapılarının benzerliği ve gen benzerliği özellikleri dikkate alınmaktadır. Ee, gelelim analog ve homolog organ kavramlarına. Kökenleri farklı ama görevleri aynı olan organlara biz analog organ diyoruz. Örneğin yarasanın kanadı ve kuşun kanadı analog organlardır. Kökenleri farklı görevleri ise aynı organlardır. Yine kuşun kanadı ve sineğin kanadı birbirinin analogudur. Ee, homolog organsa kökenleri aynı olan organlardır. Ee, homolog organların görevleri ise aynı da olabilir. E, farklı da olabilir. Bu durum önemli değildir. E, mühim olan kökenlerin aynı olmasıdır. E, örneğin balinanın yüzgeci insanın kolu ve yarasanın kanadı e, homolog organlardır. E, az önce e, verdiğimiz e, örnekte yarasanın kanadı ve kuşun kanadının analog organı olduğunu söylemiştim. Ama yarasa ve kuşun e, kanat kemikleri birbirinin homoloğudur. Dolayısıyla dikkat ederseniz Yarasa ve kuşun kanatları analogken yarasa ve kuşun kanat kemikleri homolog organdır. Yapay sınıflandırmada daima analog organlar dikkate alınır. Doğal sınıflandırmada ise homolog organlar dikkate alınır diye de söyleyebiliriz. Dolayısıyla da doğal sınıflandırmaya göre farklı canlılarda homolog organ sayıları ne kadar fazlaysa bu canlılar birbirine o kadar yakın akrabadır. Sorumuza da bir bakalım. Canların filogenetik sınıflandırmasında gibi verilen özelliklerden hangileri kullanılmaz denmiş? Bir Analog organlar, iki Protein yapıları, 3- Homolog organları ve 4- Yaşama ortamları. 1 ve dördüncü öncüllerde verilenler yapay yani ampirik sınıflandırmada dikkate alınır. Doğal filogenetik sınıflandırmada dikkate alınmaz. 2 ve 3 ise e filogenetik sınıflandırmada dikkate alınır bize kullanılmayanlar sorulduğu için yanıtımız 1 ve 4 yani D şıkkı diyoruz. Aşağıdaki organ çiftlerine hangileri analog organlara örnek verilebilir? A insan kolu, yarasanın kanadı, B sineğin kanadı, kuşun kanadı, C balinanın yüzgeci, insan kolu, D sineğin kanadı, kelebeğin kanadı, E insan kolu, sincap kolu denmiş. B şıkkında verilen sineğin kanadı ve kuşun kanadı analog organlardır. Yani kökenleri farklıdır. Görevleri ise aynı olan organlardır diye söyleyebiliriz. Evet gelelim ikili adlandırma yani binomial adlandırmaya. 17. yüzyılda yaşamış olan John Ray adlı doğa bilimcisi ilk kez tür kavramını ortaya koyan bilim insanıdır. Yine 18. yüzyılda yaşamış olan Carl Linnaeus adlı bilim insanı ikili adlandırma yani binominal adlandırmayı e, ortaya koymuştur. Eee Carl Linnaeus ikili adlandırmada tür ismini dikkate almıştır. İnsana da Homo sapiens e, ismini vermiştir. Homo sapiens bilge adam anlamına gelmektedir. Peki tür nedir? Ortak bir atadan gelen anatomik, morfolojik ve fizyolojik yapı benzerliği olan, çiftleştiklerinde kısır olmayan e, yani verimli Yavrular oluşturabilen bireyler toplumuna denir e, arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Farklı tür canlılar e, birbirine anatomik olarak benzer olabilir. Morfolojileri, fizyolojileri benzer olabilir. E, ama farklı tür canlılar e, çiftleştiklerinde Kısır olmayan yavru oluşturamazlar. E, çiftleştikleri zaman kısır olmayan e, yani verimli yavru oluşturabilenler aynı türe ait bireylerdir. Bunu ifade edelim. Sorumuza bir bakalım. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına e, yeterlidir diyor bize 2010 YGS sınav sorusunda A çiftleşebilme. B aralarına verimli döller verebilme, C aynı sayıda kromozoma sahip olma, D benzer anatomik yapıya sahip olma, E aynı ekosistemde yaşama diyor arkadaşlar. A, C, D ve E şıklarında verilenler farklı türe ait iki canlı arasında da olabilir. Yani farklı tür canlılar çiftleşebilir. Aynı sayıda kromozoma sahip olabilirler. Benzer anatomik özellikler olabilir. Yine aynı ekosistemde olabilirler ama e, aralarına verimli döller verebilme e, biraz önce tür kavramını anlatırken de söylemiştim. E, yalnızca aynı türe ait bireyler arasında olacaktır. Yani yanıtımız B şıkkı diyoruz. Evet. ne olsun ortaya koyduğu e, tür e, ismi yazılırken yani ikili adlandırmaya göre tür ismi yazılırken hangi özellikler dikkate alınıyor ona bir bakalım. E, tür ismi daima iki kelimeden oluşur. E, yazılan ilk isim Cins isimdir ikinci isim ise e, tamamlayıcı isimdir ve e, tür ismi yazılırken daima italik e, olarak yazım şekli kullanılır. Evet, e, mus musculus örneğine bakalım. E, burada mus cins ismidir. ve dikkat ederseniz e, ilk ismin baş harfi büyük yazılmış yani cins ismin baş harfi daima büyüktür. Musculus da tamamlayıcı isimdir. Ve ilk ismi de e, ilk harfi de küçük yazılmıştır. İki isim birlikte ise tür ismini vermektedir diye söyleyebiliriz. Yani mus cinsine ait mus musculus tür ismi. Ve şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum sorularda e, farklı tür canlıların akraba olup olmadığına e, cins ismine bakılarak karar verilir. Tamamlayıcı isimlerin aynı olması hiçbir anlam ifade etmezken cins isimlerin aynı olması farklı türlerin akraba olduğunu bize gösterir. Hemen sorumuza da bir bakalım. Pinus Nigra, Pinus Silvestris, Populus Nigra. Yukarıda tür ismi verilen canlılardan hangileri yakın akrabadır diyor. Burada yakın akraba olanlar Pinus Nigra ve Pinus Silvestris'tir. Çünkü her iki türün e, cins isimleri aynıdır. Unutmayalım lütfen cins isimleri aynıysa e, bu canlılar yakın akrabadır. Halbuki Pinus Nigra ve Populus Nigra yakın akraba değildir. E, tamamlayıcı isimlerin aynı olması hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar buna yine dikkat ediyoruz. Hemen bir başka sorumuza bakalım. Bir köpek türünün binominal adı, adı aşağıda verilmiştir. Canis lupus olarak verilmiş bize. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 1. A ile gösterilen kısım cins 2. B ile gösterilen tür 3. C ile gösterilen familyayı belirtir denmiş. A ile gösterilen kanis cins adıdır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. B ile gösterilen lupus tamamlayıcı isimdir. E, i̇kinci öncülde tür adıdır denmiş yanlış. Tür adı burada kanis lupustur yani C ile gösterilendir. E, üçüncü öncülde ise C ile gösterilen familia denmiş. Az önce belirttim C ile gösterilen tür ismidir. Dolayısıyla yanlıştır. E, A şıkkı doğru yanıttır diye söyleyebiliriz. Evet 1992 ÖSS sınavında çıkmış sorumuza da bakalım. Canların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre... 1. Capra domesticus, 2. Felis domesticus, 3. Canis lupus, 4. Felis leo olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak hangilerinin birbiriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir denmiş. Evet burada yakın akrabalarımız 2 ve 4. öncüllerde verilenler yani Felis domesticus ve Felis leo. Farklı türlerin akraba olup olmadığına unutmayın lütfen cins adlarına bakılarak karar verilir. Dolayısıyla 2 ve 4 doğrudur. Yani değişik doğru ifade. 1 ve 2'de ise bizi yanıtmak için verilmişler. Capra domesticus, felis domesticus. Tamamlayıcı aynı olması bir anlam ifade etmez. Evet şimdi gelelim sınıflandırma basamaklarımıza. Sınıflandırma basamaklarımızın en büyüğü domaindir. En küçüğü ise türdür. Sınıflandırma daima domainden türe doğru yapılır. Yani büyük basamaktan küçük basamağa doğru yapılır. Ders kitabımızda ve yardımcı yayınlarda genellikle alemden türe doğru olarak göreceksiniz. Domain kavramını görmeyeceksiniz. Ama ben domain kavramını da özellikle vermek istedim sizlere. Üç domainimiz var. Bunlardan biri bakteri domaini, bir diğeri arke domaini, bir diğeri ise ökaryotlar domainidir. Ökaryotlar domaini kendi içerisinde dört alemden oluşur. Bunlar basitten gelişmişe doğru. Protist alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemidir. İster sorularda domainden türe doğru desin, ister alemden türe doğru desin fark etmez. Her ikisi de doğru olacaktır. Sınıflandırma basamaklarımızsa büyükten küçüğe doğru sıralarsak domain, alem, şube, sınıf, takım, familia, cins ve tür şeklinde olacaktır. Unutmayın lütfen sınıflandırma daima büyük basamaktan küçük basamağa doğru gerçekleşir. E, domain'den türe doğru gidildikçe daima canlı sayısı azalır. Benzer özelliklerse artar. Örneğin protein benzerliği artar. Yine anatomik benzerlik, fizyolojik benzerlik, homolog organ sayıları yine artacaktır diye söyleyebiliriz. E, türden domaini doğru ise canlı sayısı artarken benzer özellikler azalır. Yine eğer ki bir soruda size örneğin e, iki farklı canlının e, aynı sınıfta birlikte bulundukları söylenmişse bu durumda bu iki canlının kesinlikle şube, alem ve domainleri de aynıdır. Ama takım, familia, cins ve türleri hakkında kesin bir yargıya varlamaz. Böyle bir yargıyı söylememizin sebebi unutmayın ki sınıflandırma daima büyük basamaktan küçük basamağa doğru yapılır. Bu sebeple bunu ifade ediyoruz. E, sorularımıza da bir bakalım. Buna göre alem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe her bir basamaktaki birey sayısı ve bu bireylerin aralarındaki ortak olan özellik sayısı nasıl değişir? Alemden türe doğru girdikçe benzer özellikler artarken birey sayısı azalacaktır. Dolayısıyla yanıtımız aşık ediyoruz. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. 2007 ÖSS FEM1'de çıkmış. Aralarındaki ortak özellikler en fazla olan canlılar aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarının hangisinde bulunur diye söylenmiş. Domain türe doğru gittikçe benzer özellikler en fazla artıyordu. Dolayısıyla en fazla benzerlik en alttaki basamakta olacaktır. Yani türde olacaktır. Yanıtımız A şıkkı diyoruz. Bu derste sınıflandırma ilkelerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.